Hatırlıyorum işte köyde o tarlalarda çalıştığımızda iftar zamanı yaklaştığında her günümüz bayram olurdu bizim. Neden? Çünkü öyle bir hararetle, öyle bir açlıkla karşı karşıyasınız ki çalışmışsınız sabahtan akşama kadar. Diliniz damağınız kurumuş ama Allah için oruç tutuyorsunuz ve onun karşılığını Allah'ın vereceğine inanıyorsunuz. Evet. Kimse size bir yudum bir şey içiremez. Boğazınızı kesseler içmezsiniz. Yani öyle bir iman var. İşte iftar ezanı okununca da Bismillahirrahmanirrahim deyip şükrediyorsunuz ve nasıl bir hevesle o yemeği yiyorsunuz, o çorbayı. Rahmetli babam derdi bir çorba yeter. Bir çorba yetiyor iftar için. Kesinlikle. Bu, ben fırında çalıştım 10 yıl. Fırınlarda çalıştım. Kendi fırınımda. Hamurkarlık yaptığınızı biliyorum. Hamurkarlık yaptım. Ekmek pişirdim. Ramazan'da pidelere tırnak vurdum. Ekmek pişirdim. Yani. Tırnak vurdum şu anlama geliyor kıymetli dostlar. Pideler olur. Evet. Onları tırnaklarınızla böyle küçük tabii, küçük şöyle delikler bir hareket yaparsınız. Şöyle bir hareket onlara yaparsınız. Onlara da zaten tırnaklı diyorlar değil tabii, mi efendim? Tabii tabii. Evet. Tırnaklamak yani tırnaklarla o pidelerin üzerine iz bırakırsınız. Evet efendim. Ama tırnaklar tabii biz tertemiz olurdu. Hoş yani. Şöyle söyleyeyim. Tırnaklarımızı 3 günde bir keserdik. 4 günde bir. En ince küçük bile çıksa onu orada bırakmazdık. Evet. Mutlaka keserdik. Rendelerdik. Sabunlu suyla 3 defa 4 defa yıkardık. Evet. Ben her tırnak vurmaya başlamadan önce mutlaka sabunlu suyla 2-3 defa ellerimi tertemiz yıkardım. Ondan sonra o bulamaca batırırsınız. Üzerine sürersiniz o francalanın ya da pide hamurunun. Şöyle bir hareketle tırnağı sonra çevirirsiniz. Aynı hareketle tırnak vurursunuz. Usta onu küreğin üzerine koyar, içeri atar. Evet efendim. Hem bunu yaptım, hem hamurkarlık yaptım, hem ekmek pişirdim. Kaç derece sıcak biliyor musunuz orası? Yani onun önünde duruyorsunuz sabahtan akşama kadar. Susuz, aç susuz ekmek pişiriyorsunuz. İftar vakti yaklaştığında konuşamaz hale gelirdim. Yani iki kelimeyi çıkarmak bile zor hale gelirdi. Yapışırdı çünkü dudaklarım. Sorardım oradaki çırağa ya da birine, hazır mı? Limonata hazır mı? Hazır derdi. İftar ezanı okunurdu. Bir demlik, bütünüyle bir demlik limonatayı, limonata yoksa soğuk suyu, buz gibi su, asla dokunmazdı o hararetle içtiğimiz için. İçerdim. Yemek yiyemeden baygın düşerdim. Yarım saat 40 dakika. Ya yemek yiyemezdim yani. Böyle düşer kalırdım. Yarım saat 40 dakika sonra kendime gelir, yemek yerdim. Şimdi bunu yaşadım. Bugün hangi Ramazan zorluğundan bahsedebilir? Yani bunu yaşamayan insan.